hatun pek iyi görünürdü. Ne vakit yemeğe gelemeyecek kadar hasta düştü. Bu aranızdaki gerginliği bitirmenin vakti gelmedi mi Bengi Hatun? Hemi bak, ak da kara da ortaya çıktı. Gerginliği çıkaran bir ben miyim Bala Hatun? Ha? Çarşının orta yerinde kızıma etmediği lafı bırakmamış. Öyle dersin Bengi Hatun ama senin ettiğin kelamları da işittik. Ayşe Hatun'dan bir özür dilemen icap eder. Neden? Ben hak edene hak ettiği gibi konuştum. Her bir kelamımın da ardındayım. Bak ben buradayım. Ama o karşıma çıkacak cesareti gösteremez. Sen kimsin ki benim cesaretimi sorgularsın? Ben belki de çirkefe bulaşmak istemem. Hatunlar, kendinize gelin. Ayşe Hatun, Bengi Hatun misafirimizdir. Sükutla durasın. Sen ne nazlı evlat yetiştirmişsin Hatun. Hançerlediyse hançerledi. Ölmedi ya. Ayşe! Bengi Hatun. Diline mukayyet ol. İkisi de bizim evladımız. Bundan gayrı bu mesele kapanmıştır. Ziyade olsun. Siz beni cümle Türkmen'e rezil ettiniz ya. Ben de sizin dirliğinizi bozup bu konağı ikiye bölmezsem bana da Bengi demesinler. Buyur Mahmun Hatun. Seni dinlerim. Al çiçek. Sana sualimi teyzeden tek seferde soracağım. Aktemur'un sana sevdalığını bilirsin değil mi? O nereden çıktı indi Mahmun Hatun? Bilmezsin yani öyle mi? Ben uzaktan bir kere gördüm anladım da sen Aktemur'un gözlerinin içine bakarken bunu anlamadın mı? Yok. Anlamadım. Hem bana ne ondan? Yanlışlıkla hançerledim diye üzüldüm. Üzüldüm diye, pişmanlık duydum diye, sevdalanacak mıyım? Bugün sizi çarşıda gördüm. Anlattığın gibi görünmezdiniz. Yanlış değerlendirmişsin Mahmun Hatun. Benim ne Aktemur'da ne de bir başkasına gönlüm yoktur.